eşini onun anlattığına göre babasının evine göndermişti bir iki aylık bir ziyaret için. Ama bir daha geri gelmemişti. Fatih'e de boşanma davası açmıştı. Yayına bağlandılar. Biz onları barıştıralım istedik. Çünkü öyle hissettiğimiz için öyle davrandık. Orada ortada da üç küçük çocuk var. Biri 1,5 yaşında, biri 4 yaşında, biri 5 yaşında. Anne baba bir aradayken büyüsün istedik. Ama ben buna razı gelmem ama buyursun gelsin çocuklarını görsün dediler. Biz de hiç vakit kaybetmedik. Madem ki bir yıl bir aydır bekleniyor, bir dakika daha beklemesin o evlatlar dedik. Fatih Bey'i Kahramanmaraş'a, Afşin'e gönderdik. Fatih Bey şu anda muhabir arkadaşı Murat Sönmez'in yanında. Bakalım buluştular mı, görüştüler mi, bize hangi haberleri verecekler? Evet Murat. Evet İnce Ertuğrul, yayınımızın hemen ardından Fatih Bey ile birlikte Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine geldik. Gelir gelmez de biz aileye ulaşmaya çalıştık. Ekip olarak aileye ulaşmaya çalıştık. Gülizar Hanım'a ve Galip Bey'e ulaşmaya çalıştık ama Gülizar Hanım telefonlarımıza çıkmadı. Galip Nasıl? Bey telefonumuza çıktı. 3-4 kez kendisiyle görüşmek istedik, kendisiyle konuşmak istedik, bir araya gelmek istedik ama maalesef ki bizimle görüşmek istemediler ve daha sonra telefonlarını kapatarak bizimle tüm irtibatlarını kopardılar. Şu an Fatih Bey de yanımızda. Fatih Bey çocuklarını görmek için gelmişti ama maalesef ki çocuklarını burada göremedi. Bir dakika, dün yayına bağlandı Gülizar. Kendisi gelmiyor ki gelsin görebilir dedi. Herkesin gözünün önünde bunu söyledi. Babam tamam, babam bu evliliğin artık yürümeyeceğini düşünüyor ama karar veren benim dedi. Şimdi de çıkmıyor. Fatih, ne diyorsun sen buna? Ya bunların hepsi hayatı yalan satan. Yani sen oraya giderken göstermeyeceklerini düşünmüş müydün gerçekten? Biz inandık çocuklarını göreceğine. Ben her zaman geldim. Telefonlarımı engelliyorlar zaten. Görüşmüyorlar ki benimle. Şimdi o zaman acaba Gülizar zaten gerçekten... Zaten babasını da... Babasının yanında mı acaba Gülizar, başka bir yerde? Babasında eğer babasında bir parça vicdan varsa zaten... Hocam şimdi Gülizar acaba ama gerçekten babanın babayım. Yanında mı, başka mı? Ben şüphelendim şu anda. Yani Gülizar Hanım bir başka hayat kurmuş olabilir kendisine. Fatih. Yani bir başka hayat kurup öyle boşanma davası açmış olabilir diye düşünmeye başladım. Fatih, duydun mu hocamı? Ya ben göremiyorum ki, görüştürmüyor ki. Sanki babası ben... Hocamız... Taner hocamız şöyle diyor, başka bir hayat kurmuş ve ondan sonra boşanma davasını açmış olabilir mi diyor. Farklı bir durumdan bahsediyor. Ya o zaten Gülizar Hanım'a ulaşamıyorum zaten. Hep babası çıkıyor karşıma. Hep babası engel. Babası benim sanki nikahlı eşim. Fatih Bey yani... Biraz kendisine gelsin ya. 3 tane çocuklu kadını ne yapacak o? Turşusunu mu kuruyor? Böyle deme de sen Gülizar senin yanına... İki tane orada annesiz bıraktı. Gülizar senin yanına geldiğinde evli bir kadındı ve iki çocuğu vardı. Onları bırakıp seninle evlendi. Şimdi hocam diyor ki acaba Gülizar başka bir yerde başka bir evi, başka bir hayatı mı var ki çocukları da sana göstermiyor, karşına çıkmıyor. Bu olabilir mi sence? Ya zaten babası diyor ki 2 gündür hastanedeyim, ben çocuklarımın hayatından şüpheliyim yani. Nasıl hayatından şüphelisi? Gülizar ya, hemen dibine kadar yolu var. Ben Gülizar'ın peşinde değilim bu saatten sonra. Ben çocuklarımın peşindeyim. Arkadaşlar hala açmıyorlar mı telefonlarını? Hiç kumaşı mı bunlar ya? Galip açmıyorlar ya, engelliyorlar. Bizim telefonlarımızı da açmıyorlar şu anda. Dün yayında o kadar feryat eden... Açmaz tabii. Neden? Ben çocuğum biri suyun içine girdi, ölüyordu. O zaman Hasan Bey bugün bir işi olduğu için kendisine burada değil ama ya. Şu noktada yapılması gereken bir şey var. Çocukların tabii, hayatından endişe edip göremediğinde. Başvurulması, savcılığa başvurulması, çocuk yani aile politikalara tabii, başvurulması, sosyal politikalara Afşin'deki başvurulması lazım. Afşin'deki ilçe müdürlüğüne hemen gitmek tabii, gerekir. Yani gidip en azından o çocuklar ne şartlarda yaşıyor? İnci Hanım. İnci Hanım. Lazım. Efendim Fatih Bey. İnci Hanım. Buyurun. Ben sadece çocuklarımı istiyorum. Herkes çocuğunu alsın. Herkes yoluna devam etsin. Ben kendi çocuklarımı istiyorum ya. O da kendi kızını alsın. Onun torunları da var, gitsin torunlarına sahip çıksın. Niye çıkmıyor? Şimdi kızı da evli.
O kızı babasının evine gitmiyor. Kocası bırakmıyor. Gitsin o kızın yanına, sahip çıksın. Neden bırakmıyor? Bırakmaz tabii. Onların ne işi olduklarını herkes biliyor. Kimse sevmez ki onları. Ben buradan bir kere bir daha... Bir tane komşu çıksın desin ki ben onu seviyorum. Söylesin. Murat, hiç komşularla konuşabildiniz yeter mi? Yeter daha, yeter ağır konuşacağım artık ya. Murat, komşularla konuşabildiniz mi? Kimseyi evet, gördünüz mü? Tam olarak adres. Evet. Şunu evet. ifade edelim. Tam olarak adres noktasında da net bir bilgi vermiyorlar. Çünkü telefon konuşmalarımızda da çok sağlıklı bir iletişim kuramıyoruz aileyle birlikte. Sürekli telefonları ya suratımıza kapatıyorlar ya telefonu kapatıyorlar ya da hakarete varır cümleler kuruyorlar. Aslında çok net bir şekilde nerede olduklarına yönelik de bir iletişim kuramadık kendileriyle. Çünkü çok farklı farklı noktalar söylüyorlar. Afişinin farklı farklı noktalarında olduklarını söylüyorlar ama net bir iletişim kendileriyle kuramıyoruz. Çocuklarımla canımdan endişeliyim ben ya. Çocuklarımı versinler benim. Bir yıl, bir aydır, ben üç evlat. Ben galibin yüzüne hasret değilim ki. Fatih Bey, endişe etmekte haklısınız. Şu anki durum bizi de başka şeyler düşünmeye yönlendiriyor. Çünkü dün başka düşünmüştük. Evet, evliliğinin yürümeyeceğine inanan bir hanımefendi var ve ilgisiz olduğunu iddia ettiği bir baba var. Şu andaki çocukların resmi... Buyurun. İnci Hanım, bak şimdiki çocukların resmine bak. Hepsi benim yanımdaydı. Bir de annesinin yanındaki resimleri göstersinler. Bak nasıl, ne haldeydiler. Çorap giydirmezler çocuklar, hasta oluyor. Ne oluyor bilmiyorum ki. Ben dişlerimi kırdım hep sıka sıka ya. Diş kalmadı ağzımda. Ya gidip onu... Bir şey demek istemiyorum artık. Elim ayağım titremeye başladı ya. Bir sakin olun da Gülizar Hanım. Arkadaşlarımın telefonlarını da açmıyorsunuz. Murat'ın telefonunu da açmıyorsunuz. Zaten Fatih Bey'in telefonlarını engellemişsiniz. Galip Bey, aynı şeyi size de söylüyorum. Baba, Gülizar Hanım'ın babası, neredesiniz? Bu üç çocuk nerede? Birine mi verdiniz? Gülizar, yeniden çocukları bırakıp başka bir adamın yanına mı gittin? Yani insanın aklına bunlar geliyor. 50 milyar tazminat istiyorlar benden, tazminat. 50 milyar tazminat istiyor benden. Ben niçin? Ona 1 lira vermem. Ne tazminatı istiyor benden? Ne tazminat? Boşanmak için mi? Evet. Avukatım var, avukatımla görüşebilirsiniz. Şimdi şu anda yapılması gereken bizim için en önemli şey o üç yavrunun sağ salim olduğunu, iyi olduğunu görmek. Murat'la tabii, birlikte ya ben gidip... parasında da değilim. Ben çocuklarımı versinler. Murat, buradan ben hemen gideceğiniz şeyi anlatır mısın, yapacaklarınızı? Buradan emniyete gideceksiniz direkt herhalde. Evet, hemen yayınımızın ardından Fatih Bey başvuruda bulunacak. Yol boyunca da zaten Fatih Bey bunu ifade etti. Çocuklarımın hayatından endişe ediyorum dedi. Göstermediklerine göre çocuklarımın başına bir iş gelmiş olabilir dedi. Hemen yayınımızın ardından bizler geçeceğiz ve yetkili makamlara bu noktada başvurumuzu yapacağız Sincer Ertuğrul. Ben bir kere daha sormak istiyorum ekibime. Hala mı açmıyorlar telefonları? O zaman söylediğiniz her şey, dün burada Zekiye Hanım bağlanmıştı, babaanne, Fatih Bey'in annesi tatlı tatlı gelinine dil döktü, gel dedi, hata yaptıysa ben onun yerine özür diliyorum oğlum yerine, size ev kuracağım dedi, bu üç yavru için bir daha deneyin dedi, biz desteğe hazırız dedik, kesinlikle hayır dediler. Ama, İnci Hanım, efendim Fatih, İnci Hanım, buyurun. İnci Hanım bak üstüme başlığına bakın, ben sokakta yaşamıyorum ki, ben sokakta mı yaşıyorum, benim çocuğum var 17 yaşında. İşim de var, gücüm de var. Ben işimi gücümü bıraktım, onların peşine koşuyorum. Ben bir senede çalışmıyorum da. Çocuklarımı versene ya. Ya artık cinnet geçiriyorum ben. Bakın, üç tane bu evlilikten üç çocuğunuz var. İki çocuğunuz da diğer evliliğinizden var. Sakin ben olmanız gittim, gerekir. Gittim, olmuyor ya. Fatih Bey, bir beni dinleyin lütfen. Kalktınız, buraya geldiniz, yapabileceğiniz her şeyi yaptığınızı gösteriyor bu. Ne yapacaksanız yasalar çerçevesinde yapın. Çünkü siz 3 bu evliliğinizden, 2 de diğer evliliğinizden olmak üzere 5 çocuğa karşı sorumlusunuz. O yüzden öfkenizi de kontrol edeceksiniz. Evet. Sinirinizi de kontrol edeceksiniz. Hiç öyle tehditler falan yok. Tamam. Şimdi lütfen gidin, şikayette bulunun. Resim bile göndermiyor. Tamam. Çocuklarımın babasına hayatından... resim gönderiyor, arkadaşıma gönderiyor. Bakın Fatih Bey, gideceksiniz şimdi karakola. Çocuklarımın hayatından endişe ediyorum. Yaşanan süreci de özetleyeceksiniz. Bir an önce görmek istiyorum diye suç duyurusunda bulunacaksınız. Onlar da yasal işlemleri yapacaklardır. Biz de gelişmeleri buradan paylaşacağız.